Of. Yine çitin bu tarafındayız. Üyeydim buraya. Ben de. Eyşan'la Mix'te şampiyon olduk. Ne zamandı? 2008. İkinci oldunuz. Eyşan'ın bileği burkuldu. Böyle deyince sapık gibi oluyor ha. Bir insan onca sene nasıl takip eder? Diğer adamları da gördün mü? Gördüm. Forbes listesinin medarı iftarları. Hı. Zenginler kulübü. Ezel, ne yapıyoruz ya burada sokak köpekleri gibi? Ne arıyoruz? Çitin öbür tarafına kestirme bir yol arıyoruz. Ha, o kadar da değil. Orada beni tanıyorlar ya. Tamam, biraz paraya sıkıştık ama bir göz kırptın mı herkesi gölgede bırakırım. Cengiz Atay'ım oğlum ben. Var mı Cengiz Atay'ın bir planı? Var tabii. Şu kaya gitsin, bir ağız arayacağım. Kenan'ın bir açığını, bir zaafını. Kirli zevk mi dedin işte, neyse ondan. İyi şanslar. İyi ter attınız. Ya Cengiz Atay ben. Amsterdam'da fuarda beraberdik Semih Bey. Ha evet evet. Selçuk Bey. Geçen yaz gelmediniz otele Beyaz Yunus'a. Haftaya gideceğim. Ha. Eyşan Hanım'la karşılaştık kulüpte. Sözleştik. Ha. Söylemedi, unuttu herhalde. Kenan Bey'in planını dinledik. Çok heyecanlıydı ikisi de. Öyle mi? Ha neyse Cengiz Bey. Biz de dördüncüyü bekliyorduk. Ha tabii. Ben çok formdayım. Nerede benim cinim güzelim? Kalmamış efendim. Nasıl yani, cin mi kalmamış? Şunu vereyim size. Geçen sefer gelişlerinizden kalmış. Tamam tamam. Aidatlarınız. Anladım. Biz Kort'a gideceğiz. Ama görüşelim ha. Görüşelim. Ben şunları halledeyim hemen. Cengiz Bey. Çocuklarına bak. Benden iki kuruşluk fiş almak için ne şaklabanlıklar yapıyorlardı zamanında. Cengiz. Artık onlardan değilsin. Kimlerdenim lan o zaman? Ondan değilim, bundan değilim, kimdenim? Onlardansın. İkisi bir fiyatına diye yazıyordu orada. Üzgünüm efendim, o marka değil. Burada da mı indirim yok? İyi ama ben şimdi yani... Tamam, tamam. Boş ver. Şey, bende fazla var isterseniz. Evet, teşekkür ederim. Cengiz Bey, alın lütfen. Neslihan mıydı? Sağ ol. Kaç aylık? 4. İsmi ne? Şey, Yalın. Annesiyle ayrıyız. Tanıyorum. Ama bir çocuğunuzun daha olduğunu bilmiyordum. Berk. Benimkinin adı Berk. Tek başıma büyütüyorum. Zor iş be. Değil mi? Zor.
zor iş. İtiraf et. Söylediğin her yalanla aranda incecik bir çizgi var. Konuşmaya devam et. Çünkü her yalan bir itiraf gizler içinde. Kendimi küçük bir ev kiraladım. Bir de çocuğuma bakabilecek bir işim olsun yeter. Değil mi? Onlar bizden daha iyi şartlarda yaşasınlar. Fazla bir şey istemiyorum. Yalan işte. Bana baba desin, oyuncaklarıyla oynasın. Ben eve geleyim. Bilmiyorum, belki annesiyle barışırım. Aa yok. Ben benimkiyle barışmak istemem. Öyle deme. Üçümüzken biz çok mutluyduk. Ben değildim. Babamdan dayak yiyorum diye kaçtım buna. Bu dayaktan beter etti. Ben de senin yaşındayken evden kaçardım. Niye biliyor musun? Mutfaktaki hamam böceklerinden kaçardım. O kenarları çatlak bardaklardan kaçardım. Gaz lambaları, naylon masa örtüsündeki sigara yanığından kaçardım. Fakirlikten kaçardım. Sonra? Bulurdu babam. Senden bir halt olmaz derdi. Ellerini gösterirdi böyle bana, simsiyah kömür gibi. Bak derdi, bak senin ellerin de böyle olacak derdi. Otur oturduğun yerde derdi. Sen de benim gibi olacaksın derdi. Kaçardım, yine bulurdu. Siz bizim gibilerden kaçıyor musunuz Cengiz Bey? Evet, evet. Yine buldular ama. Yine sokaktayım işte. Yine konuşuyor o pislik adam. Yine ellerini gösteriyor bana öyle simsiyah, simsiyah kömür gibi. Bak senin de ellerin böyle olacak diyor. Ama bu sefer kaçacağım. Kimse tutamayacak. Kaçacağım. Hepsinden kaçacağım. Hepinizden kaçacağım. Biz istemiyor muyuz Cengiz? Hepimiz kaçmak istiyoruz.